Allah! Çok iyi. Servis görevlisi diyor ki biz gidelim. Nereye gidiyorsun? Abla yürüyelim. Yürüyelim abla. Çok kıymetli engelli dostlara. Bugün Dünya Engelliler Günü münasebetiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Her yıl olduğu gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü farklı etkinlikler ile ele almaktayız. Birçok özel eğitim kurumunda, bakanlıklarda ve televizyonlarda bugüne yönelik etkinlikler yapılmakta. Biz de ilimizde bugünü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizde en son yapılan nüfus sayımı esnasında var olan engellilerin sayısı belirlenmeye çalışılmış ancak tam olarak sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Bunun sebebi ise bazı ailelerin çocuklarını saklamaları ve onları gerçek hayattan yoksun bırakmalardır. Ailelerin bu tavrı ülkemizdeki engelli sayısının tam olarak belirlenmemesi sonucunu doğurmaktadır. Bu verilere dayanarak son yıllarda liste altında gruplar kapsamı içerisinde yer alan engeller için pek çok yeni uygulama getirilmiştir. Mal mülk değil, derdimiz sizinle bir bütün olalım hepimiz. Kalbimiz aslın sevgiyle sen nesin, ben neyim demeli. Demişler ki onlar bilmezler. Kim demiş bilmeyi? Anne, baba, kardeş, millet sevmek. Biliriz bunların hepsini. Yaşamak için yetmez mi bu bilgi? Merhaba, ay soyadım Macaron. Merhaba anne, yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktığımda geldim. Anneler de babalar gibi merak eden bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de bunun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elinde sarımsak, sol elinde soğan dedi. Senin size öğretmenim sağ olsun. Ben biliyorum aslında. Sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan ve bilmeli soğuduğunu şimdi diyebiliyorum anne. Hani geçen geldiğinde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söylememiştim ya canım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyorum anne. Hem de her gün acıyorum anne. Her gün. Dün sabah anne sağ şimdi
saçlarını örmüştün. Elinden tutup okula getirdin. Gagasından aktardın. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım, ağladım hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi, düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne, dizim acımıyordu ama söylemi çok acıyordu anne. Bir gün ben de saçımı örmüştüm istedim, babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim, babam ben bilmem ki kızı dedi. Bari okulası götür dedi, kızım iş dedi. Neydi? Ben de ağladım, ağladım, işte utanmadım. Neydi? Aa bir de soylarım yine çok acıdı anne. Herkesin çoraplarından beyaz, hepkiler böyle gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır kaç falan giyiyormuş dedi. Babam hepsini renkli yıkma. Babam çamaşır kafasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşım her gün kurabiye verip pasta kurabiye getiriyor. Babam pasta yapmasını bilmiyor mu? Bilmez anne. Ben gidiyorum hadi. O kadar. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğini. Duyarsa kızmaz ama çok üzülüyorum. Kim buluyor toprağını? Çiçekliğini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağını el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bize bunun için aldım. Bak kavun ocağında. Toprağından bir hamuş daha alayım. Görüyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda getirdim. Üzerine de resim yapıştırıp başucumu koydum. Her sabah bunu öpüyor, kokluyor. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anne yazacağım, bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazacağım. Öğretmen anlarsa çok güzel ama o nene, kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince son yapma diyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıdı da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel önüm. Mutlaka gel anne. Mutlaka. Sen rüyama gelmeyince son yerimin acısıyla ölüyorum anne. Son yerim acıyor anne. İşte tam şurası.